kez herhangi bir savaşın işte 7/24 televizyonda yayınlanmasıyla da Ben çok önemli Körfez tarihi Savaşı'nı bir çok net hatırlıyorum. Evet, 90, Deniz 90 izledik. Sen konuşurken dikkat edeceksin biliyorsun. Bu son katıldığım band programda programın senin olduğun bölümlerin 1/4'ünü attık. O yüzden bu tehlikeli, onu saatli bomba olarak getirdim ben. Evet, çok konuşmasın. Programa hayır, şöyle o. O kadar tatlı ve özgür ruhlu bir adam ki konuşuyor. Şimdi canlı yayındayız ve bir delay aletimiz yok. Yani biliyorum. Hani var ya bu böyle kadın programlarında filan bir anda konuşurken oluyor filan. Burada öyle bir şey yok. Yok, hiç korkmayın. Peki, bunları efendim düşündüm çünkü 2 gün boyunca. Canlı yayındayız. Acaba aradaki 2 gün boyunca minik... bu yayını mı düşündün? Evet evet. O minik süre var ya, hani canlı yayına giden süre 5 saniye gibi. 5 saniye mi? Ha. Acaba bir şey söylersem o 5 saniyede. Hayır, öyle bir aletimiz yok. Bana özellikle yokmuş, daha heyecanlı olsun diye o aracı özellikle kullanmıyorlar. Yok. Ben de. Yani o 5 saniyede de koşup o lafı tutup çekmiyoruz. Ben çığlık çığlığa bağırabilirim burada sen yanlış bir şey söylersen. Dikkatli lütfen. Bir tane öyle bir anımız var. Ve sen açtın şu an konuyu. Açtın mı? Açtın. Eyvah, durun. Kapatalım mı, kapatmayalım mı? Hayır hayır, kapanacak bir konu değil. İlk tiyatro deneyimim benim. Evet. O kadar şanslıyım ki oyunda Derya Lobora var başrolde. Onun olduğu bir oyun zaten muhteşemdi. Aynen. Neos Kozmos oyunun adı. Övül Avkıran, Mustafa Avkıran, Derya Lobora, Serkan Altınorak, evet. Ayşe Murat. Selen. Şey Suvar Aktaş. Ondan sonra Derya bir sahnede çocuğunu kaybettiği için çığlık atıyor. Ama provalarda hiç atmadı. Yani hiç atmadı ve premier geldi. Murat Anmungan, herkes orada, benim çok değer verdiğim bir sürü insan izliyorlar. Ve benim de ilk tecrübem, yani ilk sahnede ciddi ciddi böyle dev oyuncular var. Ben şarkı söylüyorum sadece ama yine de oyuncuların arasındayız. Öyle bir koreografinin içindeyiz yani. Ve Derya çocuğunu kaybettiği an çığlık attı. Öyle bir çığlık attı. Sesi de çok güzeldir. Yani gerçekten. Çığlık sesi mi? Hayır hayır, kendi sesi çok güzeldir. Böyle operaya da yapsa yaparmış yani. O çığlığı attı. Benim sinirlerim o anda... Bitti. Ne oldu? Korktun mu? Hayır. Gülme krizini. Hayır. Eyvah. Ağıtlarla dolu. Ben ağıtlar söylüyorum ama durduramıyorum kendimi yani. Övül Avkıran böyle şeylere çok sinirlenir. Öldürecek gibi bakıyor bana. Ama duramadım. Çok evet. Uzun bir süre duramadım. O geldi aklıma şimdi. Hepsinin içinde, bütün trajedilerin içerisinde aslında insan evladı siniri bozulunca gülmeye de başlıyor. Korkutucu bir çığlıktı zaten, yani ben de komikliğinden gülmedim yani. O an gerçekten böyle içte bir şey olur ya, bazen sahnede trak gelir insana böyle. O ilk defa orada geldi. Bir de Işıl Kasapoğlu, sizin de çalıştığınız şeyinde, Elektra'sında, o son oyunumuzda oldu. Devlet tiyatrolarında şaka yapılıyormuş son oyunda. Tabii. Evet. İşte yaptılar bunlar şakaları. Herkes şaka yaptı. Ben de dedim ki ben de yapayım. Benim çok dede anneanne oldu bende. İkinci dedem, anneannemin ikinci eşi öldüğünde onun, o da rahmetli oldu. Onun oğlu bize artık böyle bir herkes ağladı zırladı falan filan. Ondan sonra işte adamın yatak odasında duruyoruz biz. Bıktık yani milletin ağlamasından filan. Ondan sonra büyük dayım, o da dedemin taklidini yapıyor. Zaten sinirimiz bozuk. Üzüntüden bir gülmeye başladık. Avaz avaz gülüyoruz. Adamın da çok parası var sanılıyordu filan. Millet oradan demiş ki bunlar mirası paylaştıkları için çok mutlular. Şimdi kahkahalarla gülüyorlar filan. Yani şey, hakikaten sinirler bozuluyor abi. Başlıyorsun gülmeye. Öyle. Ben bir de kendi esprime güldüm işte o Devlet Tiyatrosu'nun olayında. Yani ben espriyi yaptım, kimse gülmedi. ve ben gülmeye başladım. Ve aynı zamanda da Işıl Bey bir şey yapmıştı beni, sadece ses olarak orada varım. Böyle bir şeyler yapıyorum. Onu gülerek yaptım. Niye sadece seni ses olarak koyuyorlar? Yani kabiliyetsiz misin bu konularda? Ama bence sende var öyle şeyler. Ya. Yeteneklisin yani.
Bilmiyorum, hiç ona yönelmedim. Ben oyuncu değilim yani. Şimdi Derya Labora'ya oyuncu diyorsak, size oyuncu diyorsak bana diyemeyiz. Bana da demeyiz canım, onun yanında. Ama oyuncu diye. Susonya'ya belki deriz. Biraz o gözünü şimdi zirveye dikti. Kaç oyunda birden oynuyor. Şimdi Richard'da oynuyor. Ondan sonra dünya... Ne o şarkılar söylüyorsun o çok kabiliyetli kızlarla? Ondan sonra... Dünya yerinden oynar. Dünya yerinden oynar. Biraz ses böyle müthiş bir şarkı sesi var. Fakat kendi sesi ben Mahmut abi diyorum. Böyle sabah günaydın filan deyince böyle bayağı bıyıklı bir adam gelmiş filan gibi oluyor böyle şeye, provaya. Küçüklüğümden beri zaten oğlum anneni verir misin derlerdi telefonumda. Ay yani, ama bu sürekli şey diyor böyle, efendim bugün biraz sesim şey de falan filan sürekli böyle bir maz, ama hiç o sesinin şey olmadığı bir gün gelmedi ama. Bak, normali bu, sadece daha derin olabiliyor, daha şey olabiliyor ama genel olarak.